yeni bir telefon konuğumuz daha var. Adana'dan Adana Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik. Sayın Başkanım, duyabiliyor musunuz beni? Duyabiliyorum. İyi yayınlar dilerim. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Başkanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Adana nasıl? Sıcak mı? Adana iyi. Hani böyle hafif hafif kış hissedilmeye başladı ama çok güzel bir hava vardı bugün. Bundan sonra artık soğumaya başlar. Bizim Aladağlar tabii yüksek Toroslar'da ilçemiz bizim. Bizde kış biraz daha erken başladı. Evet Sayın Başkanım, pandemiyle mücadele nasıl gidiyor? Valla pandemi tabii bizim ilçemiz çok geniş bir ilçe ama nüfusumuz az, 16 bin nüfusumuz var. Bu süreçte gayet iyi gitti, başarılı gitti. Hani bazen vaka sayımız 20'ye kadar çıktı oldu ama ortalama 3-5 kişiyle gitti. Yoğun da bir mücadele sergiliyoruz. Hem kaymakamlık, jandarma, bizim ekiplerimiz sürekli sahadalar. Vatandaş da bu konuda epey bilgilendirdik ve vatandaş artık bu konuda kendini koruma yollarını öğrendi. Bireysel, bu süreçte biraz bireysel yaşadılar, öyle diyebiliriz. Biraz komşu ziyaretlerini erteledik. Şu ana kadar iyi gitti bakalım. Çok şükür çok fazla bir şeyimiz yok. Birkaç tane ölüm vakası var. Lakin işte onun başka hastalıkları da zaten yaşlı, 80 yaşın üzerinde vatandaşlarımızdı. Ama şu andaki durumumuz idare eder diyelim daha doğrusu. Evet, ölenlere Allah'tan rahmet. Hastalara da acil şifa diliyoruz Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Eğitime değinmek istiyorum biraz. Şu anda uzaktan eğitim, pandemi sizin bölgenizde nasıl etkiledi? Tabii bizim köy okulları olduğu için çoğunluğu, bizim orta öğretimler, İlkokullar daha öncesinde açıldı biliyorsunuz. Yüz yüze eğitimler, evet, başladı. Sadece lisede uzaktan eğitim devam ediyor. Bizim buradaki öğretmenlerimiz de sağ olsunlar çok gayretliler. Öğrencilerle birebir iletişim kurarak bu süreci atlatmaya çalışıyorlar. Tabii Türkiye'de her yerde etkilendiği gibi buradaki öğrencilerimiz de maalesef bu durumdan etkilendiler. Ama bizler de destek oluyoruz. Onların eksikleri noktasında bazı yerlerde telefon, internet olmayan yerlerde farklı çözümlerle vatandaşların derslere girmesini sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda gayretli, öğretmenler hakikaten olağanüstü bir gayret sarf ediyor. Hani bizim öğrenci sayımız az, öğretmenler de birebir iletişim kurarak çocukları online olarak eğitmeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi genel anlamda öğrenci nüfusumuzun çoğunluğu zaten yüz yüze eğitimi alıyor şu anda. Harika. Peki Sayın Başkanım, internet altyapısı ya da diğer konularda beldenizde, bölgenizde sıkıntı var mı? Yani birkaç noktamız var, köyümüz var. Zaten devletimizin de özellikle uzak köylerde yaptığı bir WiMAX sistemi var. Şu anda onu kullanıyorlar. Diğer taraflarda da sağ olsun biz iletişim şirketleriyle irtibat kurduk. Mobil araçlar gönderdiler bazı noktalara da. Ve Türk Telekom yetkilileri de bu konuda gayret ettiler. Büyük oranda çözdük ama hala tamamı çözüldü mü desek maalesef çözülmedi. Birkaç köyümüzde problem var. Diğer taraflardaki problemleri de çözdük şu anda. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda gayret ediyor. Orada işte paketler, bazı paketler koyarak ya da işte EBA merkezleri oluşturduk köylerde. EBA merkezlerinde tabletler gönderdik oraya. Orada bilgisayar altyapısını genişlettik oranın. Öğrenciler gelip EBA merkezlerinde de bu dersleri görebiliyorlar. Evet Sayın Başkanım, programımızın adı Okuyalım Okutalım Askıda Kitap. Evet. Okuma durumumuz nedir Sayın Başkanım? Kitap okuyor muyuz boş zamanlarımızda? Biz de okumaya çalışıyoruz. Bu pandemi döneminde zaten biz yaklaşık 2000 sosyal medya üzerinden Aladağlılara 2000'in üzerinde kitap dağıttık. Harika. Bu süreçte öğrencilerimiz her gün akşam bir kitap dağıttık. Yani bir kitap derken yani bir kitaptan 10-20 tane dağıttık. Yerlerine kadar da ulaştırdık pandemi sürecinde. Gençlerimize bu anlamda destek olmaya çalıştık. İnşallah bu okuma alışkanlığını tam olarak kazanırlar.
ve de devam ederler. Bizim de bu tür kampanyalarımız da devam ediyor, devam edecek inşallah. Evet başkanım, sizden özellikle bizim Üniversite TV olarak istirhamımız, yerel yöneticilerin okuma ve okutma ile ilgili özel projeler yapmaları, teşvik etmeleri, bu konuyla ilgili belde ve bölgedeki insanlara kitap eriştirmeleri, o eriştirdikleri kitabın okunup okunmadıklarını takip etmeleri için ricacı bulunuyoruz, rica ediyoruz. Geldiğimizde de böyle bir eksiklik vardı. Biz belediye olarak çok güzel bir kütüphane yeri oluşturduk. Kültür Bakanlığımızla iletişime geçtik. Belediyemizin altında şu anda 8500 kitabımızın olduğu çok güzel okuma salonu ve kütüphane oluşturduk orada. Hem küçük yaş grubuna hem büyük yaş grubuna ciddi bir kaynak oldu orada. Öğrencilerimiz de geliyorlar orada. Hem ders çalışıyorlar hem de istedikleri kitapları alıyorlar. Kültür Bakanlığımızın da bu konuda bir ilçe kütüphanesi oluşturduk orada. Güncel tamamen kitaplar. 8500 kitap da şu anda tüm Aladağlı'nın emrinde. Harika, çok sevindim. Hakikaten okumaya ve okutmaya böyle gayretli olan bir belediye başkanının kanalımıza konuk olması bizi aynı zamanda mutlu da etti Sayın Başkanım. Bizler okumayı teşvik etmek amacıyla sizin gibi belediye başkanlarımız, iş insanlarımız, hocalarımız böyle konuk olarak geliyorlar. Sağ olsunlar, eğitim adına, okuma adına bize destek oluyorlar. Bizler de askıya asılan kitapları ihtiyacı olan bölgelere ulaştırma noktasında bir gayret içerisindeyiz. Şu anda da zaten telefon numaralarımız orada. Bizi izleyen bütün hemşerileriniz, bütün Türkiye'deki izleyenlerimiz bu numaralardan bizlere ulaşarak talep ettikleri kitapları rahatlıkla alabilirler. 90 tane kitap setimiz var. Her set 6 kitaptan oluşuyor. Herkes fikrine göre, zikrine göre ne düşünüyorsa, ne istiyorsa her kesim için kitaplar mevcut. Yeter ki okusunlar, yeter kesinlikle ki devam etsinler. Vatandaşlarımız da duyarlı. Mesela biz bu pandemi döneminde sosyal medya üzerinden her gün 20-30 kitap dağıtırken vatandaşlarımız da diyorduk ki işte biz de gönderelim kitap. Onlar gönderiyordu, biz dağıtıyorduk. Hani burada Aladağlı işte şehirde yaşayan vatandaşlarımız işte bir yerde bir müdür olmuş, bir yerde bölge müdürü olmuş. Bize 50 kitap gönderiyordu, 100 kitap gönderiyordu. Biz de onlar adına çocuklarımıza dağıtıyorduk. Bu konuda hakikaten okumaya karşı bir duyarlılık var. Bizim bölgemizde de hani gençlerimizin zaten 150 tane üniversite lise mezunu veriyorsa bunun en az 120 tanesi üniversiteye gidiyor. Bir yerlerde çok güzel yerlere geliyorlar. Biz de onları desteklemekle mükellefiz. Bizim de işimiz o. Gençler geleceğimiz, inşallah biz de bundan sonraki süreçte de elimizden geldiği kadar gençleri desteklemeye devam edeceğiz. Evet Sayın Başkanım, geçenlerde sosyal medyada dolaşırken bir video denk geldi. Videoda öğretmen öğrencisine soruyor, evladım güneşe yakın, en yakın gezegen hangisi diyor. Öğrenci, Adana öğretmenim diyor. Hakikaten... Evet, Adana'ya ki bu yaz daha da yaklaştı herhalde. Sanırım sizin bölgeniz biraz cazibe merkezi olmuştur yayla olduğu için. Öyle, biz zaten kış nüfusumuz normalde 16 bin, yazın bunun üzerine bir 70 bin kadar yaylacı geliyor. Bazen bayramlarda 100 bini aşıyoruz. Ama bizim orası da Adana'nın nefes alabileceği bir yer. Doğal güzellikleriyle öne çıkan, gölleriyle, şelalleriyle, akarsularıyla, ormanlarıyla çok kıymetli bir yer. Bizim Adana'mızın nefes aldığı, daha sadece Adana demeyelim, Mersin, Osmaniye, Hatay, o bölgeden de insanlarımız geliyor oraya. Doğa yürüyüşüne geliyorlar, işte hafta sonu gezmeye geliyorlar. Aladağ o konuda çok kıymetlidir. Hakikaten biraz daha ilçenizden bahsedin Sayın Başkanım. En azından ilçenizi tanımış olalım. Ben Adana'ya çok kez geldim ama Aladağ'a gelmek kısmet olmadı. Meslek yüksek okulunuz var mı? Bir meslek yüksek okulumuz var. Burada madencilik, ormancılık ve av ve yaban hayatı bölümleri var. Yaklaşık 250 tane öğrencisi var şu anda burada. Yaklaşık 7-8 yıldır hizmet veriyor. 7 yıldır hizmet veriyor. Orası da, o da üniversite de ilçemize bir kıymet, değer kattı daha doğrusu. Bizim ilçemiz Toroslar'da, Orta Toroslar'da, yani Adana'nın kuzeyinde tamamen. Biz Kayseri ve Niğde ile sınırız. Aladağlar Milli Parkı vardır. O bölgede, bizim bölgemizin içerisinde bir kısmı.
1350 kilometre kare, %80'i ormanla kaplı bir ilçe. Müthiş. Ve de Türkiye'nin, dünyanın en iyi ormanları diyebiliriz, toz ormanları. Harika. İlçemizde madencilik faaliyetleri var. Türkiye'nin yine krom ihracatının %30'unu karşılayan bir ilçe. Dediğim gibi coğrafya yapısından dolayı dağları, ormanları hakikaten çok kıymetli. Biri dedik, bol su kaynakları var. Daha önce hayvancılık, tamamen yörük tükmen kültürü hakim ilçede. Ve bu dönemde de biz ekoturizmde ilçeyi öne çıkarmaya başladık. Şu anda alada akın akın insanlar, özellikle bu korona döneminde geliyorlar. Hafta sonunu geçiriyorlar. Ya da artık insanlar yaylara yeri satmıyor, arsa satmıyorlar. Böyle kıymetlendi son dönemde. Bakalım, inşallah böyle devam eder. Bizim gayretimiz turizm altyapısını biraz geliştirerek bu anlamda vatandaşımıza iş istihdam sağlamak. Bununla ilgili de gayretlerimiz var. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu anlamda da Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olma yolunda ilerliyor inşallah. İnşallah, inşallah Sayın Başkanım. Telefonumla bize bağlanmanız, bize ilçenizdeki son durumu aktarmanız ve Üniversite TV'ye olan ilginiz hakikaten bizi çok mutlu etti. Yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Ben ve öğrenci arkadaşlarım olarak. İnşallah İstanbul'a yolunuz düşerse Mecidiyeköy'deki stüdyolarımızda sizi bekleriz. Sizden özel ricamız okumaya ve okutmaya her zaman destek olmanız, gündeminizde birinci sıraya almanız, o meslek yüksekokulundaki üniversite öğrencilerimize de iyi bakmanız. Tabii ki, tabii ki. Onlar da kardeşimiz, hep beraberiz zaten. Beraber bazen derslerine bile giriyoruz. Harika, harika. Onlarla da arkadaş gibiyiz. Belediye başkan olmadan önceki mesleğiniz neydi Sayın Başkanım? Ben inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisisiniz, teknik bir eğitim aldınız. Tabii ki olayları analitik düşünerek çözüm üretiyorsunuz. Hakikaten çok mutlu oldum ben. Hangi üniversite mezunusunuz? Çukurova Üniversitesi mezunusunuz. Çukurova Üniversitesi de hakikaten çok köklü eski üniversitelerimizden bir tanesi. Özellikle de Balcalı Hastanesi. Türkiye'nin en güzel kampüsüne sahip üniversite diyebiliriz. Barajın kenarında çok güzel bir kampüsü var. Evet, ben de geldim, gördüm oraları. Hakikaten doğa harikası bir yer Adana. İnşallah siz geldiğiniz zaman Aladağ'da da ağırlamak isterim. İnşallah bizler şu pandemi bitsin, bütün Türkiye'ye her yere gitmeyi istiyoruz. Nerede bir öğrenci var, nerede eğitimle ilgili bir konu var, muhakkak orada bulunmak istiyoruz. İlerleyen zamanlarda tekrar bir adada olmak ümidiyle İstanbul'dan sevgiler, saygılar Sayın Başkanım. Saygı bizden, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.